bir istikbal mücadelesi. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin suikast sonucu öldürülmesinin yıl dönümü yaklaşırken Tahran'dan dikkat çeken açıklama geldi. Kasım Süleymani suikastinin hukuki sürecine ilişkin bilgi veren Tahran Başsavcısı, ABD'ye İranlı komutanın Bağdat Havalimanı'na girişiyle ilgili bilgiyi İngiliz özel güvenlik şirketinin verdiğini söyledi. Boyun eğmeyeceğiz. 2020 yılı geride kalırken yeni yılda ABD'ye gözdağı gündeme bomba gibi oturdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün komutanı Tuğgeneral İsmail Kani, Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını söyleyerek, "Evinizin içinde dahi bu işlediğin suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür," dedi. Kani, geçen yıl 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülen İranlı General Süleymani'nin 1. ölüm yılı münasebetiyle Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu. Suikastin talimatını verdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Kani, "Şehit Süleymani bu alçakça suçu işleyen dünyanın en acımasız ve kirli adamı tarafından suikaste uğradı" ifadelerini kullandı. Kani, Süleymani'nin intikamını alacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti. "Açıkça söylüyorum ki Kudüs Gücü ve Direniş Kuvvetleri'nin yolu ABD'nin işlediği kötülükler nedeniyle değişmeyecektir. Evinizin içinde, ABD'de dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür." Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıda Süleymani, Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü. Diğer yandan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin suikast sonucu öldürülmesinin yıl dönümü yaklaşırken Tahran'dan dikkat çeken açıklama geldi. Kasım Süleymani suikastinin hukuki sürecine ilişkin bilgi veren Tahran Başsavcısı, ABD'ye İranlı komutanın Bağdat Havalimanı'na girişiyle ilgili bilgiyi İngiliz özel güvenlik şirketi G4S'in verdiğini, suikasti gerçekleştiren SİHA'nın Ramstein'dan yönetildiğini açıkladı. Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de Irak'taki Bağdat Uluslararası Havaalanı'ndan çıktıktan hemen sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın emrini verdiği suikast sonucu Haçlı Şabi Komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte öldürülmüştü. Süleymani'nin ölümünün ardından İran ve Irak'taki Şii milis gruplardan intikam tehditleri savrulmuştu. Süleymani suikastinin hukuki sürecine ilişkin bilgi veren Tahran Başsavcısı Ali El-Kashimir, Bağdat Havalimanı'nın uçuş güvenliğinden sorumlu Britanyalı güvenlik şirketi G4S'in suikastteki rolüne dair, "Bu dosyadaki önemli ve dikkati çekici konulardan biri de Bağdat Havalimanı'nın uçuş güvenliğinden sorumlu Britanyalı güvenlik şirketi G4S'in Kudüs Gücü Komutanı'na suikastteki rolüdür. Bu şirketin ajanları Komutan Süleymani ile arkadaşları havalimanına giriş yaptığı an bu istihbaratı teröristlere iletmiştir" ifadelerini kullandı. Tahran Başsavcısı, Süleymani suikastinde Almanya'da ABD'nin kullandığı Ramstein'in hava üssünde rolü olduğunu, ABD güçlerine bilgi ve uçuş verileri sağlanan bu üsten İranlı komutanı hedef alan silahlı insansız hava aracının yönetildiğinin tespit edildiğini de aktardı. El-Kashimir, tüm bu kişilerin kimlik tespiti için gerekli işlemlerin sürdürüldüğünü, suçun faillerine yönelik şikayetleri uluslararası mahkemelere sunacaklarını belirtti. Öte yandan İngiliz The Sun gazetesine göre suçlamaları tümüyle temelsiz diye reddeden bir G4S sözcüsü, Süleymani ile beraberindeki Haçlı Şabi komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik 3 Ocak 2020 saldırısına kesinlikle hiçbir şekilde müdahil olmadıklarını savundu. ABD muhtemel bir İran tehdidine karşı 2 B-52H tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağını Orta Doğu'ya gönderdiğini açıkladı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada 5. Bombardıman Filosu'nun ana üssü Minor Hava Üssü'nden B-52H Stratofortress mürettebatı ABD'nin bölge güvenliğine olan bağlılığını ortaya koymak ve kısa sürede devasa bir savaş gücünü hızlıca konuşlandırma kabiliyetini göstermek üzere bugün Orta Doğu'da bulunduğu ifadesi kullanıldı. ABD daha önce de 2 kez Orta Doğu bölgesi üzerinden B-52H tipi uçaklarla uçuş yapmıştı. İran, geçen Ocak ayında devrim muhafızlarının düşürdüğü yolcu uçağında ölen 176 kişinin ailelerinin her birine 150'şer bin dolar tazminat ödeyecek. Ukrayna International Hava Yolları'na ait Boeing 737 yolcu uçağı, Tahran'dan havalanmasından kısa süre sonra 2 füze ile düşürülmüştü. İran, başta sorumluluğu reddetmiş ancak sonra yolcu uçağının kasıt olmadan düşürüldüğünü kabul etmişti.
Tahran yönetimi olayı devrim muhafızlarının feci bir hatası diye tanımlamıştı. Kurbanlar arasında 82 İran, 63 Kanada, aralarında mürettebatın da bulunduğu 11 Ukrayna, 4 Afganistan, 4 İngiltere ve 3 Almanya vatandaşı vardı. Belçika merkezli Avrupa Yahudi Üniversite Öğrencileri Çatı Örgütü, Avrupa ülkelerinde bulunan üye örgütlerin katılımıyla 27 Aralık'taki online yıllık genel kongrelerinde skandal bir karara imza attı. 40 delegenin katıldığı kongrede derneğin Almanya'da uzantısı tarafından sözde Kürdistan'la dayanışma adıyla karar tasarısı sundu. Tasarı oy birliğiyle kabul edildi. Tasarıda terör örgütü PKK-YPG'nin son 6 yılda DAEŞ'a karşı başarılı mücadele verdiği iddia edilerek PKK-YPG'nin tanınmasına ilişkin doğrudan destek verilmesi kararlaştırıldı. PKK'lı teröristlerden Kürtler diye bahsedilerek, Kürtler Türkiye ve diğer bölgesel devlet aktörleri tarafından ezilmeye çalışılıyor ifadelerine yer verildi. Tasarıda Türkiye, Kürtleri soykırıma uğratmakla suçlanırken özetle şu ifadelere yer verildi. Türk Devleti'nin Kuzey Suriye'deki Rojava'daki militan İslamcılarla ortaklığı, Kürt halkının daha fazla yerinden edilmesine, kan dökülmesine ve DAEŞ'in yeniden ortaya çıkma potansiyeline neden oldu. Bu tür zulümlerin yaşanmaması için Kürdistan öz savunma güçlerine doğrudan destek verilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye ve AB'ye Suriye'deki teröristlerin yer aldığı bölgelere yönelik bombardımanların sona erdirilmesine ilişkin çağrıda bulunmaya hazırlanan birlik, Rojava'daki Türk askeri varlığını durdurmak ve Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını desteklemek için Avrupa Birliği, hükümetler, uluslararası örgütler, STK'lar, üniversiteler, öğrenciler ve diğer ilgili kurumlar nezdinde lobi çalışmalarının yürütüleceğini de açıkladı. Yahudi lobisi, Türk milliyetçisi bozkurtların AB'ye üye devletleri, Türkiye ve dünyadaki Kürtler, Ermeniler, Süryaniler için tehdit oluşturduğunu iddia ederek yasaklanması yönünde lobi faaliyeti yürütüleceğini vurguladı. 2020 sadece Türkiye için değil dostlar, dünya için de zor bir yıl oldu. Küresel salgından en çok dünya ekonomisi etkilendi. Yine de Türkiye bu krizi en az hasarla atlatan ülkelerden biri. Avrupa Birliği'nin 4.3, ABD'nin 2.9, OECD ülkelerinin %4.1 daraldığı konjonktürde Türkiye yılın 3. çeyreğinde beklentilerin de üzerinde %6.7'lik büyümeyi yakaladı. Muhalefetin kopardığı yaygarayla bu gerçek yeteri kadar görülmese de Türkiye bu olağanüstü dönemi başarıyla atlatmaya çalışıyor. 2020 dış politikada Türkiye'nin yıldızının parladığı yıllardan biri oldu. Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Körfez devletlerinin ittifak halinde Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışlama, Antalya Körfezi'ne hapsetme ve Mavi Vatan sularını gasp etme girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Libya ile varılan anlaşma Türkiye'yi eski günlerine geri döndürdü. Libya'daki savaşı Türkiye'nin desteklediği meşru hükümetin kazanması da Akdeniz'de Türkiye'nin zaferini perçinlemiş durumda. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi, Doğu Akdeniz'den sonra Türkiye'nin Kafkasya'ya da müdahil olmasını sağladı. Azerbaycan ordusu, Türkiye'nin desteğiyle kısa bir sürede konvansiyonel bir orduyu neredeyse yok etmeyi başardı ve teslim aldı. Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik başlattığı askeri harekatlar, ikinci bir İsrail'in bölgenin kalbine hançer gibi yerleşmesinin önüne geçti. Terör örgütü PKK'ya karşı elde edilen zafer ise ölçülemeyecek kıymette. ABD desteğiyle her ne kadar Suriye'nin kuzeydoğusunda ayakta kalma mücadelesi verse bile terör örgütü PKK son yıllarda gerçekleşen başarılı operasyonlarla Türkiye kırsalından temizlendi. Irak'ın kuzeyindeki terör kampları yok edildi. Terör örgütünün 1980'lerin başında yerleştiği Türkiye'ye karşı 40 yıldır terör ürettiği kamplar tümden dağıtıldı, yok edildi. Türkiye teröre karşı büyük zafer kazandı. Türkiye yükselişte olan bir devlet artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı yönetimi sayesinde ABD destekli FETÖ ve PKK'nın devleti çökertme, Türkiye'yi bölme girişimleri boşa çıkarıldı. Türkiye bugün bölgesel bir güç, küresel bir aktör haline geldi. 2020 yılı ekonomi açısından zorlu ve sıkıntılı geçse de genel anlamda Türkiye için başarılı bir yıl oldu. Erdoğan, milletin özlem duyduğu, hayal ettiği güçlü Türkiye idealini şimdiden gerçekleştiren lider olarak tarihimize altın harflerle geçti. Bunu kabul etmek muhalefete zor gelse de gerçek bu.